Evet arkadaşlar şimdi küresel aynalarda görüntü örneklerine bakalım. İlk örneğimizde aynaların odak uzaklıkları kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikli olarak odak uzaklığımızı bulurken biz demiştik ki görüntüler için 1 bölü f eşittir 1 bölü d cisim. Yani cismin aynaya olan uzaklığı 1 bölü 80. Artı 1 bölü d görüntü yani görüntünün aynanın tepe noktasına olan uzaklığı 160. E peki o zaman şurayı 2 ile çarptığımızı kabul edersek artık ne diyebiliyorum burası içinde? 1 bölü f eşittir 2 artı 1 bölü 160'tır diyebiliriz. f dediğimiz uzaklığın 160 bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebiliyorum. E peki aynı şeyi şimdi tümsek kaynamız için yapıyoruz. Tümsek kaynada odak uzaklığı bizim için negatifti. Eksi 1 bölü f eşittir diyorum. Cismin aynaya olan uzaklığı 1 bölü 100. Eksi. Çünkü görüntü aynanın arkasında eksi 1 bölü 25'tir diyoruz. Burayı 4 ile çarptığımızı kabul edelim. E o zaman buradan da eksi 1 bölü f eşittir. 1 eksi 4 bölü yüzlük bir değer gelecektir. Yani f dediğimiz değerinde 100 bölü 3 santimlik bir değerde olduğunu söyleyebiliriz. L cisminin birinci ve ikinci aynalardaki ilk görüntüleri arasındaki uzaklık nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar birinci aynaya göre L cismimiz merkezde ve boyuna da bir birimmiş gibi kabul edebilirim. Merkezdeki bir cismin görüntüsü yine merkezde ters ve aynı boyda oluşacaktı. O zaman buradaki birinci görüntümüz artık merkezde ve ters dönmüş şekilde ve bir birim boyunda L1 olarak yazıyorum. Sonra ikinci aynadaki görüntümüz içinde. Şimdi e, cismimiz artık bizim merkez uzaklığımız 4 birim ise odak uzaklığımızın 2 birim olduğunu söyleyebiliriz. 3f bölü 2'deki bir cismin görüntüsünün 3f'de oluşması gerektiğini söyleyebiliriz. O zaman burada da L2'yi oluşturacağım. L1 ve L2 arasındaki uzaklığında bir birim kadar olduğunu söyleyebiliriz. Çukur aynanın önüne konulan X cisminin önce düzlem, sonra çukur aynadaki görüntüsü hangi noktadadır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu cismin düzlem aynadaki görüntüsünü oluşturdum ve buna diyorum ki X üssü. Peki odak uzaklığı 2 birim ise merkez noktasının 4 birimde olduğunu söyleyebiliriz. Merkezdeki bir cismin görüntüsü yine merkezde fakat ters bir şekilde oluşacak. Eğer boyu 2 birim ise yine boyunun 2 birim ve ters bir şekilde oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani bu cismin görüntüsünün artık L noktasında oluşması gerektiğini söyleyebiliyorum. Eşit kare bölmeli düzleme yerleştirilen düzlem ayna ve çukur aynadan oluşan sistemde çukur aynanın asal ekseni üzerindeki cismin önce düzlem sonra çukur aynadaki görüntüsü verilen şekillerden hangisidir denilmiş. Arkadaşlar öncelikle cismin görüntüsünü bir çizelim. Aynen simetriğini aldım. Sonra buradaki ayak kısmını düşünelim. Ve artık cismin düzlem aynadaki görüntüsünü çizdikten sonra. 3 f'teki bir cismin görüntüsü 1.5 f'te ve boyunun yarısı olacak şekilde oluşması gerekiyordu. Ve görüntümüzü ters bir şekilde oluşturduk. O zaman bu görüntünün 4 numarada oluştuğunu söyleyebiliyoruz. X-Y cisminin önce çukur sonra düzlem aynadaki görüntüsü nedir diye sorulmuş. X noktası arkadaşlar bizim için 1.5 F'tedir. 1.5 F'teki bir cismin görüntüsü 3 F'te oluşacak. Ve bu noktaya ben x'tir dedim. Peki Y noktası için düşünelim. Y noktası merkezde. Merkezdeki bir cismin görüntüsü yine merkezde ve eşit boyda oluşacak. Burası 2 birim bir yüksekliğindeyse Y noktasının ters dönmüş bir şekilde yine merkezde 2 birimde olması gerekir. O zaman şunun artık XY görüntüsünü oluşturduğunu söyleyebiliyoruz. Peki düzlem aynada bunun görüntüsünü çizecek olursak, düzlem aynaya göre de simetriğimizi alıyoruz arkadaşlar. Buradan simetriğimizi aldık. Şurada Y noktamız var. Y üssü diyelim ve artık şu noktada da X üssümüz var ve oluşturduğumuz görüntü için artık budur diyebiliyoruz. Şekildeki odak noktası F merkezi M olan çukur aynada KL cisminin görüntüsü nasıldır diye sorulmuş. Şimdi şu cisimden asıl eksene paralel bir ışın yolladığımızı kabul edersek bu ışınların odaktan geçmesi gerekiyor. Merkezdeki bir cismin görüntüsü yeniden merkezde oluşacaktır. Yani burası bizim için K noktasını verir. Peki 3F'deki bir cismin görüntüsünün 3F bölü 2'de oluştuğunu ve burası eğer H'sa şuradaki yüksekliğin H bölü 2 kadar olduğunu söyleyebilirim. E peki arkadaşlar şurası da h ise yine buranın da h kadar olması gerekiyor. K ve L noktalarımı birleştiriyorum. Ve birleştirdiğimiz bu noktayla da şeklimizin artık KL şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Cismin görüntüsü nasıldır denilmiş. Asal eksene paralel gidecek bir şekilde ışınımı yolladım. Tümsek aynada bu ışınların uzantılarının odaktan geçmesi gerekiyordu. Ve A ve B noktalarını bu noktalara yerleştirirsek. Aynaya yakın olan cismin görüntüsü de aynaya yakın oluyordu. Burası B üssü ise artık burası içinde A üssüdür diyebiliyorum. İki noktayı birleştirdik ve C noktasını da yine B'den bir düzlem olarak çiziyorum. Aşağıya doğru düşeyde ve burasının da artık C noktası olduğunu söyleyebiliriz. Odak noktası ile ayna arasında aynı boydaki KLM cisimlerinin çukur aynadaki görüntülerinin boyları arasındaki ilişki nedir denilmiş. Yine asal eksene paralel bir şekilde baş kısımlarından ışınlar yolladık. Ve yolladığımız bu ışınlar uzantıları odaktan gitti. Peki arkadaşlar bu görüntüler eğer ayna ile odak arasında ise mutlaka aynanın arkasında oluşuyordu. Ve cisim aynaya yaklaştıkça görüntüsü de yaklaşacaktı. Yani burası K üssüyse ise burada artık L üssünün ve burada da artık M üssünün olduğunu söyleyebilirim. Yani sonuç olarak HM büyüktür HL'den o da büyüktür HK'dandır diyebiliyoruz. Şekildeki çukur aynada aynı boydaki KLM cisimlerinin görüntülerinin boyları HK, HL, HM için ne söylenebilir diye sorulmuş. Yine asal eksenden paralel gidecek bir şekilde baş kısımlarından ışınlarımı yolluyorum. Yolladığımız bu ışınlar odaktan geçmek zorunda arkadaşlar. Peki merkezdeki bir cismin görüntüsü yeniden merkezde oluşturuldu. K üstüdür desek. 3F'deki bir cismin görüntüsü 3F bölü 2'dedir. L'dir diyorum. Ve M cismi bir cisim merkezden uzaklaştıkça yani sonsuza doğru gittikçe artık bu cismin de odağa doğru yaklaşması gerekir. Yani M üstünün de artık bu noktada oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani boylar arasında K büyüktür L'den o da büyüktür M'dendir diyebiliyoruz. K cisminin şekil 1'deki çukur aynada oluşan görüntüsünün boyu H1, şekil 2'deki tümsek aynada oluşan görüntüsünün boyu H2 olduğuna göre H1 bölü H2 oranı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bir çukur aynada haş boyundaki bir cisim eğer 3 f'te ise 3 f'teki cismin görüntüsü 3 f bölü 2'de ve buradaki mesafe yarıya düştüğü için boyunun da yarıya düştüğünü söyleyebiliriz. Yani haş 1 dediğimiz değerin haş bölü 2 eşit olduğunu söyleyebiliyorum. Bir tümsek aynada f'teki cismin görüntüsü eksi f bölü 2'de oluşuyordu. Yine mesafe yarıya düştüğü için buradaki boyun da yarıya düştüğünü söyleyebilirim. Yani haş 1 bölü haş 2 oranımız için haş bölü 2 bölü. H bölü 2'den bu oran değerimizin 1'e eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Müzik